1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda idrar yolu enfeksiyonlarından bahsedeceğiz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız Operatör Doktor Nurcan Dalan Hocam bizlerle birlikteler. Nurcan Hocama ilk sorumuzu yönlendirelim. İdrar yolu enfeksiyonluğu nedir? İdrar yolu deyince aklımıza böbreklerden itibaren böbrekleri mesane idrar torbasına bağlayan üreterler. Ondan sonra da üretra dediğimiz mesaneyi yani idrar torbasını dışarıya açan üretra gelir.
bu aksın baştan sona olan enfeksiyonlarına idrar yolu enfeksiyonu diye ad veririz. Peki hocam, idrar yolu enfeksiyonlarında mesane enfeksiyonunun en yaygın belirtisi nedir? İdrar yolu enfeksiyonu deyince en sık karşılaştığımız şey gerçekten mesane enfeksiyonudur. En çok da kadınlarda sık görülür. Kadınlarda sık görülmesinin nedeni bizim üretramız erkeklere nazaran çok daha kısadır. Erkeklerde 7-8 santimken ve genelde bu uzunluğa bağlı daha az mikrop alırken kadınlarda 3-4 santimi geçmez boyu ve daha kolay enfeksiyona açık hale gelir kadın. En ufak bir hijyen sorunu olduğunda, enfeksiyon sorunu olduğunda özellikle fekal yola yani büyük abdest yoluyla temizlenir, yani pardon bulaşır. Bulaşın en önemli nedeni de biraz hijyen alışkanlığımızın yanlış olmasıdır. Özellikle maalesef bizim klozetlerimizde su arkadan gelir. Evet. Arkadan gelince de eğer ki arkadan öne temizlik yaparsak, kız bebeklerde de böyledir. Özellikle çocuk doktorları tembih ederler. Önden arkaya silin diye ki arkadaki fekal feçesi idrar yoluna ekmeyelim. O da yukarıya doğru gidip enfeksiyon yapmasın diye. Yıkanma şekline çok dikkat etmek zorundayız. Önden arkaya doğru temizlenmek zorundayız. Kendimizi silerken de tuvalet kağıdıyla arkadan öne doğru değil, önden arkaya doğru silin. İstersek çok daha az İdrar yolu enfeksiyonuna maruz kalırız. Peki hijyenden bahsettiniz hocam. Hijyen önemi nedir? Hijyen en önemli şey tabii ki günümüzde değil. Hep çok önemli hijyen. Bütün sağlık sorunlarının başında zaten hijyen sorunları ve doğru düzgün hijyene dikkat etmemek gerekiyor. Günümüzdeki malum koronavirüs nedeniyle de çok hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yıkanmak, özellikle su, dünyadaki en önemli şey. Sadece suyla temizlenmek yeterli. Herhangi bir özellikle şeyde genital bölgeden bahsediyorum. Tabii ki normalde sabun çok önemli. Sadece genital bölge temizliğinde sadece su bizim için yeterli. Hijyene eğer dikkat etmezsek, her tuvaletten sonra temizliğimizi yapmazsak, bahsettiğim şekilde önden arkaya doğru, hem idrar asidik bir madde olduğu için orayı irrite eder ve hani enfeksiyon yoksa bile acıma, sızlama şeklinde bir duyguya, rahatsızlığa neden olur. Hem de enfeksiyona yatkın hale getirir kadını. Özellikle idrar yaparken o irrite olan, tahriş olan bölge yanar ve rahatsızlık duygusu oluşturur. Yani hijyen en önemli şey. Özellikle adet dönemlerinde sık pet değiştirmemek. Evet. Kan çünkü çok böyle bakterileri üreten bir şey, besleyen bir şey. Uzun süre tutmak, tamponu uzun süre tutmak ve temizliğimize çok dikkat etmezsek eğer idrar yolu enfeksiyonu maalesef olmak zorunda durumunda kalıyoruz. İdrar yolu enfeksiyonlarının en önemli etkenlerinden biri de hijyene dikkat edilmemesi. Evet. Escherichia coli denilen bir bakteri en sık görülür. Bu da fekal yolla, yani anal bölgeden ekilen bir enfeksiyondur. Evet. Onun için de hijyen en önemli şey idrar yolu enfeksiyonunda. Tabii başka nedenler nerede var? Kadın olmak enfeksiyonun en büyük yatkınlığının nedeni. Gebelik, gebelikte idrar yolu enfeksiyonu sık görülür. Özellikle çok baskı yapması üreterlere, o böbrekle mesane idrar torbası arasındaki boruya baskı yapması ve rahat idrar akışına engel olması gebeliğin, hijyene dikkat etmemek tabii ki idrar yolu enfeksiyonuna sebep olur. Çok antibiyotik kullandığımızda da mantar enfeksiyonuna maruz kalırız. O da idrar yolu enfeksiyonuyla karıştırılabilen bir enfeksiyon haline gelir. Nurcan Hocam, idrar yolu enfeksiyonlarında belli başlı sorunlar vardır. Bu sorunlarla karşılaşabilecek durumlar peki nelerdir? Şimdi idrar yolu enfeksiyonu basit bir tedaviyle, basit bir antibiyotikle tedavi edilebilecek kadar kolayken, eğer ki tedavi olmazsak böbrek kaybına kadar gidebilen, pielonefrit dediğimiz, yani böbrek enfeksiyonlarına kadar gidebilen, böbreği almaya kadar gidebilen çok ciddi sorunlara neden olabilir. Onun için en ufak bir
enfeksiyon belirtisinde mutlaka doktora başvurmalıyız. Eğer çok yeni ise, böyle çok sık tekrar edilmesin, direkt antibiyotik veriyoruz biz. Ama yılda birkaç kere idrar yolu enfeksiyonuna maruz kalırsa ya da gebeyse asemptomatik dediğimiz hiç semptom vermeyen bakteri üreler olabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonu var ama hasta fark edemiyor. İdrar kültürü yapmamız gerekiyor. İdrar kültürü çok önemli. Eğer ki doğru antibiyotiği vermiyorsak, verdiğimiz antibiyotik hiçbir işe yaramaz. Böylece hastada tedavi olmaz. İdrar kültürü hangi antibiyotik vermemiz gerektiğini, hangi antibiyotik bakterinin cevap vereceğini bize söylüyor ve nokta atışıyla o zaman çok daha kolay idrar yolu enfeksiyonunu tedavi edebiliyoruz. İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri nelerdir peki? En başta belirtisi sık idrara gitme. Evet. Ve idrar yaparken tam idrar yaptığımız yerde yanma, sızlama, ateş, sırt ağrısı, böbrek ağrısı gibi belirtiler idrar yolu enfeksiyonu belirtisidir. Mevsimsel değişikliklerde bu belirtileri ön plana çıkartabilir mi? Kış mevsimlerinde özellikle biraz daha fazla sıkı giyiniyoruz ve dar eğer giyinirsek bu idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Çok hijyenimize dikkat etmezsek, soğuk olduğu için çok yeterli yıkanmazsak, özellikle dar dediğim gibi giysilere maruz kalırsak bu birazcık daha idrar yolu enfeksiyonu sıklığını arttırabiliyor. Dar ya kıyafetler da, giymek, çok dar kıyafetler giymek, dar pantolonlar giymek, taytlar giymek. Tayt konusu eğer rahat bir taytsa evet, çok sorun oluşturmayabilir. Ama işte hijyene dikkat etmemek, sıkı kıyafetler gerçekten idrar yolu enfeksiyonuna ortam hazırlayabiliyor. Bol bol su içmemek. Evet. Yazın daha çok belki bol su içiyoruz ve daha çok idrara gidiyoruz ama kışın belki su ihtiyacımızı mı kısıtlıyoruz bilmiyorum ama bol su içmek bizi idrar yolu enfeksiyonundan en çok koruyan şey. Açıkçası bol tedavide su evet tedavide de başta gelen şey bol su içmek. Ki zaten böbreklerin çalışması için de az önce dediniz ya hocam idrar yolu enfeksiyonları böbrek hastalıklarına kadar ilerleyebiliyor diye. Evet. Çünkü böbreğin de en büyük ilacı su. Evet. Vücudumuzun en büyük ilacı aslında. Evet, en büyük tedavi aracımız aslında en iyi rehabilite eden vücudumuzu su, bol su içmek ve yıkanmak çok önemli. Evet, suyun önemini hijyende de görüyoruz. Vücudumuzu aldığımız zaman da görebiliyoruz. Evet. Hijyen noktasında da hassas davranmamız gerekir. Ama biz bu biraz hijyeni ya abartıyoruz ya da çok da azımsıyoruz. Bir ortasını bulamıyoruz nedense evet. Hocam. Özellikle genital bölge temizleyicileri gerçekten çok fazla zarar veriyor. Temiz olacağız, idrar yolu enfeksiyonu olmayacağız ya da mantar olmayacağız diye çok abartılabiliyor. Evet. O yüzden ben herhangi bir kimyasal kullanmadan sadece duru ve soğuk, sıcak su da çok fazla iritasyona neden oluyor ve tahrişe neden oluyor. Bu arada suyun önemi tabii ki çok önemli. Onun için fazla harcamamalıyız. Küresel ısınma var, evet. Dünya yok oluyor. Yarın öbür gün gerçekten belki 30 yıl sonra Afrika'dan beter duruma düşeceğiz. Temiz su kaynağı bulamayacağız. Bırakın yıkanmak için, içmek için bulamayacağız. Bu arada çok rica ediyorum su kullanımına bu anlamda da çok dikkat etmek lazım. Temiz olacağız ama evet. Gereksiz su harcamayacağız. İsraftan kaçınacağız. Kesinlikle. Su israfından, gereksiz evet. Su israfından evet, evet. Kaçınmamız gerekiyor. Çok önemli gerçekten. Evet hocam, idrar yolu enfeksiyonları kadınlarda daha çok sık görülüyor dediniz. Erkeklerde görünme oranı biraz daha düşük dediniz. Peki gebelerde bu oran nasıl? Evet, erkekler bu konuda gerçekten çok şanslılar idrar yolu enfeksiyonu konusunda. Onlarda daha sık, daha az gözüküyor ama bu olmayacak anlamda gelmiyor. Evet. Elbette ki onların da çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü sıklığı az olmakla birlikte aynı böbrek kayıplarına kadar gidebilen enfeksiyonlar da onlarda da neden olabiliyor. Kadınlarda sık görülüyor ama gebelerde çok daha sık görülüyor. Neden? Çünkü gebelerde mesaneye bası, idrar torbasına bası, üreterlere bası çok sık oluyor. Mantar enfeksiyonları sık oluyor. Bu da temizlenememesine idrarın neden oluyor. Bol su içmeleri gerekiyor ve en ufak bir belirtide hatta belirti olmadan bile idrar kültürüyle gebeyi takip etmek gerekiyor. İdrar kültürü dediniz. Peki idrar kültürü nedir hocam? İdrar kültürü bir idrar tahlili. Evet. Basit bir analizin ardından
idrarımızı, orta temiz idrarımızı alıp belli böyle ekivyonlar var. Mikropları çoğaltıp hangi tip mikroba maruz kaldığımızı ve hangi antibiyotiğe duyarlı olduğunu belirten bir tahlil. 2 günde falan çıkıyor sonucu. Ona göre antibiyotik vermek, her enfeksiyonda aslında kültüre göre antibiyotik vermek en sağlıklısı, en kestirme ve en güzel sonuç almamıza yarayan bir tahlil. Peki burada yaş faktörü de önemli midir? Yaşlarda idrar yolu enfeksiyonu daha mı sık görülür ya da daha mı az görülür? Tabii kendini koruyamamak, temizleyememekle çok bağlantılı olduğu için idrar yolu enfeksiyonları yaşlarda birazcık daha sık görülebiliyor. Özellikle hijyene çok dikkat edemedikleri için birazcık daha sık görülebiliyor. Sonra menopozda genital bölge çok inceliyor. Evet. Çok daha enfeksiyona açık hale geliyor yaşlı kadınlar. O yüzden de birazcık daha sık görülebilir yaşla beraber, özellikle menopozdan sonra. Nurcan Hanım, tabii toplum arasında duyulan bir söz var. Aşağı ve yukarı idrar yolu enfeksiyonları. Hı. Peki ikisinin arasındaki fark nedir? İkisinin arasındaki fark gerçekten adında olduğu gibi aşağı idrar yolu enfeksiyonu üretra ve mesanede olanlar, üreter ve böbrek enfeksiyonları yukarı idrar yolu enfeksiyonları çok daha tehlikelidir. Sepsise kadar, ölüme kadar götürebilen, dediğim gibi böbrek kaybına kadar getirebilen ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor. Yukarıya çıkmadan aşağıdayken idrar yolu enfeksiyonları tedavi etmek çok önemli. Bazen de yaşlarda belirgin olmayan belirtiler görülebiliyor. Peki bu belirtiler nelerdir? Farkına varmadan o asemptomatik bakteriürü dediğimiz bakteri çok bol olmasına rağmen hastanın hiçbir şikayeti yoktur. Ya da iritasyonu vardır ama o menopoza bağlar. Ya da başka belirtilere bağlar, önemsemez ve doktora ulaşması zor olabilir. Doktora gelmediği için de tanı konulamaz. Tanı konulamadığı için işte bu aşağı idrar yolu enfeksiyonları böbreğe kadar uzanabilen ciddi kayıplara neden olabilir, enfeksiyonlara neden olabilir. İdrar yolu enfeksiyonlarının sorunu ile karşılaştırılabilecek durumlar dediniz az önce hocam. Karıştırılabilecek. Evet, karıştırılabilecek durumlar dediniz. Evet. Peki bunlar nelerdir? Mesela basit bir bel ağrısı vardır. Hasta bel fıtığına ya da bel tutulmasına yol düşünebilir. Ateşi vardır ama aklına gelmez, doktora gitmez. Başka bir enfeksiyonla karıştırabilir. Ya da karın ağrısı vardır. Tam olarak ayırt edilemez. Böbrek ağrıları ya da işte karın ağrıları. Sık idrara gider ama mantar enfeksiyonuyla karıştırılabilir. Ya da basit bir iritasyon bulgusu vardır ama hastanın aklına gelmez, ciddiye almaz, doktora gelmez. Bu şekilde karıştırılabilir. Taşla karıştırabilir. Böbrek taşı idrar yolu enfeksiyonudur. Basitçe tedavi olabilecekken taş olduğu düşünülebilir. Peki bu hastalıktan kaçınmak için küçük adımlar var mıdır? En küçük adım hijyen. Bol suyla temizlenmek ve bol su içmek hem hastalıktan korur, hem de tedavimizi, varsa bile tedavimizi sağlar. Çok sıkı giyinmemek, çok fazla yıkamamak, çok fazla antibiyotik kullanmamak. Çünkü basit antibiyotiklerle tedavi edilebilecek bir idrar yolu enfeksiyonu gereksiz ve çok fazla antibiyotik kullanmakla bütün mikropları, bu antibiyotikleri duyarsız hale getirir organizmaları. Evet. Böylece kullanacağımız antibiyotiklerden de cevap alamayabiliriz. Gerekli olduğu zaman antibiyotik kullanmak hayat kurtarıcıyken, gereksiz antibiyotik kullanmak belki hayatımızı tehlikeye bile atabilecek durumlara neden olabilir. Ve Nurcan Hocam, cilt çok hassas bir dokudur. Yani temizlik noktasında diyoruz ya, evet hassas olun, hijyeninize önem gösterin diye. Ama çok da tahriş de edebilirler. Tabii. Çok fazla tuvalet kağıdıyla bile tahriş edebilirsiniz. Sadece ıslak mendiller. Çok fazla ıslak mendille bile kimyasal sonuç getiriyor. Evet. Bazı ıslak mendiller gerçekten sadece su bazlı, suyla ıslatılmış ama bazılarında çok fazla kimyasal var. Kokuları güzel olsun diye çeşitli kimyasallar kullanıyor. Tuvalet kağıdını sadece böyle tampon yaparak temiz kuruturlarsa genital bölgelerini, tahrişe maruz kalmazlar. Evet. Çok fazla sabun ve genital bölge temizleyicisi de hiç önermiyorum. Ve şöyle de bir durum var hocam. Bakmakta olduğunuz kişinin tuvaletini kullanmasına da yardımcı olmamız da gerekiyor mu?
bakmakla yükümlü olduğumuz tabii annelerimiz ve çocuklarımızı kastediyorsak eğer, tabii ki yani özellikle hijyen, genital hijyen çok önemli demiştik, özellikle yaşlılarda ya da engellilerde. Eğer onların kendi kendilerine yapamayacakları durumdalarsa mutlaka genital temizliklerini bizim yapmamız gerekiyor. Ve dediğim gibi en önemli şey duru su, bol su ve önden arkaya temizlik. İdrar yolu enfeksiyon sorunu nasıl tedavi edilir hocam? İdrar yolu enfeksiyonu sorunu bir kere nedene yönelik araştırmak lazım. Eğer hijyen sorunumuz varsa onu halletmemiz lazım. Her tür hijyene dikkat edildiği halde gene de enfeksiyon olabilir. Dediğim gibi bazı kondisyonları var, işte kısa üreter ya da bazı insanlar ellerinde değil sonuçta taş. Evet. Olabilir, böbrek taşları, üreter taşları olabilir. Bunlar sık idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Eğer böyle bir sorunumuz varsa öncelikle o sorunu gidermek ve ondan sonra onun üzerine tabii ki antibiyotik tedavisi ve bol su içmekle giderilebilir. Çok fazla antibiyotik almak peki zararlı mıdır? Biraz önce de bahsettim. Çok fazla antibiyotik almak, hele de zaten idrar yoluna maruz kaldığımız enfeksiyona duyarlı tedavi etmeyeceksin o antibiyotik, tamamen boşunadır ve gereksiz yere kullanmak, sanki varmış gibi, enfeksiyon varmış gibi doktora danışmadan kullanmak mikropları o antibiyotiğe karşı duyarsızlaştırıyor. Evet. Ve siz antibiyotik verseniz bile o antibiyotik artık o işe enfeksiyonunuzu tedavi etmiyor. Çok fazla antibiyotik kullanmak dünyanın en büyük sorunu. Gereksiz antibiyotik sadece vücudumuza zarar verir, sadece böbreklerimizi bozmaz, ne bağırsak bırakır ne de başka her yerde enfeksiyona neden olabilir. O yüzden fazla antibiyotik kullanmayacağız, sadece gerekli hallerde, doktorumuz önerdiğinde sadece antibiyotik kullanacağız. İdrar yolu enfeksiyonlarında tanı yöntemleri nelerdir hocam? Bir kere öncelikle anamnez, yani hastanın şikayetlerine odaklanmak, evet. Dikkat etmek. Basit bir idrar tahlili, onun arkasından eğer gerekli görüyorsak idrar kültürü ya da ultrason. Gerekirse IVP dediğimiz ilaçlı idrar filmi. Sistoskopi. Bazen sistoskopi, yani kanala direkt mesaneye girip. Çünkü bazı idrar yolu enfeksiyonlarının tanısını koyamıyorsunuz, mikrobu da üretemiyorsunuz. Evet. Biyopsi bile almak gerekebiliyor sistoskopi ile. Gerekli olabilir. Röntgen. Evet. Böbrek röntgeni. Evet, IVP dediğimiz özellikle. Evet, evet. Bunlar da ufak tedavi yöntemleriyle ileride doğabilecek büyük sorunlara da engel, evet, ve önlemdir. Engel oluruz, evet. Tabii yaş ilerledikçe biraz da farklılaşıyor değil mi hocam? Sonra kişilerde idrar kaçırma da oluşabiliyor. Evet, idrar kaçırma kadınların çok ciddi bir sorunu. Evet, 40 yaş sonrası. Sadece İdrar yolu enfeksiyonu olmasa bile çok büyük bir, evet, sorun idrar kaçırma. Ama enfeksiyon idrar kaçırmayı arttırıyor. O yüzden enfeksiyon tedavisiyle idrar kaçırma olayını çözebiliriz ama eğer ona rağmen devam ederse Kegel egzersizi dediğimiz pelvik taban egzersizleri var. İnternetten bulabilirler, kasıp gevşetme şeklinde. Her kadının yapmasını çok öneriyorum ben 40 yaşından sonra dediğiniz gibi. Hele de normal doğum yapmışlarsa. Çok %60-70'lere varan idrar kaçırma sorununu tedavi edebiliyor. Gerekirse işte lazer, evet, gerekirse ameliyata kadar gidebilen çözümleri var. Birçok kişi bu sorunla da karşılaşabiliyor. Ve tabii biraz da utanıldığı için söylenmiyor da. Evet, maalesef Türk toplumunda utanmamız gereken şeylerden değil de böyle utanmamamız gereken şeylerden utanıyoruz. Derdimizi söylemekten aciziz. Sormayınca söylemiyor gerçekten hastalar canlarına tak demedikçe. Mümkün olduğu kadar sormaya çalışıyorum ben de herkese idrar kaçırma sorunuz var mı diye. İdrar kaçırma da enfeksiyona neden olabiliyor. Çünkü, evet, sürekli ıslak kaldığı için genital bölge, bu da enfeksiyona kapı açıyor açıkçası. Evet. İdrar kaçırmanın da önemli bir sorun olduğunu buradan izleyenlerimize. Tabii hayatı, konforu tamamen, evet, elimizde olan, hele de kadınların yola çıkmayan, yani gezmeye bile gitmekten kaçınan, yani her türlü spor aktivitesinden kaçınmak zorunda kalan kadınları düşünün. Yani her en ufak bir eforda idrar kaçırıyorsunuz. Bu da çok üzücü oluyor gerçekten.
Yetişkinlerdedir arka çürümek, elbette, daha da kötü olsa elbette, gerek. Elbette, elbette. Ama bunun da tedavi yöntemi var, tedavileri var. Egzersizler dediniz. Evet, egzersizler çok her etkili. Her kolay da egzersiz. Evet, evde kendi kendinize yapıyorsunuz çünkü. Üstelik de hani başarılı da oluyorsunuz. Evet. %70-80, 60-80 başarı, 60-70 başarı az buz bir başarı değil. Ameliyatla karşılaştırdığınızda en azından öncelikle Kegel egzersizi dediğimiz o pelvik taban egzersizlerini mutlaka yapmak gerekiyor. Peki bu idrar kaçırmanın nedenleri nedir hocam? En büyük nedeni doğum yapmak, evet, fazla doğum yapmak, iri doğum yapmak. Ama bazen hiç doğum yapmamış hastada da idrar kaçırma olabiliyor. Ama bu efora bağlı, strese bağlı inkontinans genelde böyle zorlamalardan, kilo çok önemli, ağır kaldırmak çok önemli, idrar kaçırmaya neden olmuyor mu? Hiçbir bunlar olmasa bile destabilitesi dediğimiz başka bir kasa bağlı, mesane kasına bağlı idrar kaçırmalı olabiliyor. Tabii nedene bağlı tedavi yaptığımız için tedavi yöntemleri de buna göre değişiyor. Peki idrar kaçırma tipleri de var mıdır? Tabii. Bir idrar kaçırma stres inkontinans dediğimiz efora bağlı idrar kaçırma. Destabilitesi dediğimiz mesane boynuna bağlı, mesane kasına bağlı idrar kaçırma olabiliyor. Bir de urgency dediğimiz böyle yetişememe şeklinde bir nörojenik mesaneye bağlı idrar kaçırma olabiliyor. Değişik değişik nedenleri var. Dediğim gibi nedene yönelik de tedavisini düzenliyoruz hastanın. Bazen idrarımızı çok sıkıştırabiliyoruz. Evet. Peki bunun da zararı var mı hocam? Kesinlikle. Sıkışma tipi idrar kaçırma diyebilir miyiz? Kesinlikle çok uzun süre idrarı tutanlarda sadece idrar kaçırma sorunları değil, idrar yolu enfeksiyonuna da neden olabiliyor. Evet. O yüzden taşma tipi inkontinans dediğimiz, yani böyle gidemediği için bazen de nörojenik mesanede hasta idrar kaçırabiliyor. Çok tutmamak lazım idrarı. İdrar yolu, yani çişimiz geldiğinde gidip yapmamız gerekiyor açıkçası. Evet. Peki hocam, karışık tip idrar kaçırma nedir? Şöyle, hem inkontinansa bağlı hem de destabilitesi dediğimiz duruma bağlı idrar kaçırma olabiliyor. Bir yeri, yani eğer sarkma varsa o sarkmayı düzeltiyorsunuz ama hala idrar kaçırma devam edebiliyor. İşte o karışık tip, iki tip, evet, mixin inkontinans deniyor. Ayrıca bir de ilaç tedavisi de vermemiz gerekebiliyor. Nurcan hocam, fistüle bağlı idrar kaçırma da var. Evet. Peki bu nedir, fistüle bağlı idrar kaçırma? Fistüle bağlı idrar kaçırma, idrar yolunda vajen dokusuna bir yol açılıyor. Yani üretradan dışarıya değil de vajene açılan bir yol oluyor. Bu da genelde ameliyatlardan sonra olabilir, radyasyon tedavisinden sonra olabilir ya da trafik kazası gibi yaralanmalardan sonra olabilir. Fistüle bağlı idrar kaçırma da ona diyoruz. Peki cinsel ilişki sırasında da idrar kaçırma cinsel olabilir mi? Cinsel ilişki sonrası idrar kaçırma eğer bir sorunuz yoksa çok çok nadir olabilir. Çok nadir olabilir. Olmaz demiyorum ama çok nadirdir. Evet. Başka bir sorun da vardır, yani böyle sarkma gibi ya da başka bir sorunu vardır mutlaka. Peki Nurcan hocam, İdrar kaçırmada teşhisi nasıl koyuyorsunuz? Hasta bir kere o şikayetle geliyor. Evet. Ben idrarımı tutamıyorum diye geliyor. Ama neye bağlı olduğunu anlamak için ürodinami testleri var. Basit valsal ve manevrası dediğimiz ıkındırma testleri var. PET testleri var nereden, evet, kaçırdığına dair. Ultrasonla bir takım mesane boyunu ölçümleri yapıyoruz. Bu şekilde tanı yöntemlerimiz. İdrar kaçırma tedavisi, idrar kaçırmada alışkanlıkların değiştirilmesi ve ilaç tedavisi nasıl uygulanıyor? Alışkanlıklar çok önemli idrar kaçırmada. Özellikle kilo çok önemli. Sigara ve kafein içeren içecekler çok önemli. Hayat tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bir kere kilo vermemiz şart. Kilo vermezsek istediğiniz kadar ameliyat olun, idrar kaçırma ilaçları kullanın, çok zor tedavi oluyorsunuz. Evet. Kegel egzersizleri çok önemli. Bu kafein içeren, diüretik içeren içeceklerden, kola gibi, kahve, çay kahve gibi içeceklerden uzak durmak çok önemli. İdrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek çok önemli. Özellikle akciğer hastalıklarınız varsa, öksürük gibi,
tetikleyecek idrar kaçırmayı. Onları tedavi etmek çok önemli. Ve idrarı sık sık tutmamak çok önemli. Yani uzun süre tutmamak çok önemli. Zaten çok zor oluyor idrar kaçıranlarla idrar tutmak. Mesane eğitimi dediğimiz bir eğitim veriyoruz biz onlara. Birazcık daha uzun tutabilsinler diye. Bu tür önerilerimiz oluyor. Nurcan Hocam, idrar kaçırma ameliyatı da var. Peki idrar kaçırma ameliyatı, basit ve orta idrar kaçırma ameliyatları hakkında da izleyenlerimizi bilgilendiriyor musunuz? Evet. Şimdi idrar kaçırma ameliyatları zaman zaman değişiyor açıkçası. Evet. İlk başlarda askı ameliyatları yapıyorduk. Sadece direkt mesane boynunu fasciaya, karın zarına asıyorduk. Kemiği, ön şu pubis kemiğini asıyorduk. Marşar manşette, Pereira gibi ameliyatlar yapıyorduk. Börç ameliyatları dediğimiz karın ameliyatları gene mesane boynunu bir bağlara astığımız ameliyatlar var. Bir de son zamanlarda, son 10 yılda popüler olan askı ameliyatları var. Evet. TOT dediğimiz ya da mid üretral mesh dediğimiz ameliyatlar var. Küçük bir böyle teflon meçi mesane boynuna yerleştiriyoruz ve hastanın iki tarafına, pubis arasına yerleştiriyoruz. TVT dediğimiz direkt mesanenin üretrayı pubis arkasına astığımız ameliyatlar var ama şu son birkaç yıldır meç erozyonu dediğimiz sorunlar yüzünden birazcık uzaklaşmaya başladık o ameliyatlardan. Daha çok hastanın doğal dokularıyla olan ameliyatları tercih ediyoruz. Dediğim gibi tıp ilerledikçe bir şeyler buluyoruz. Çok iyi oluyor. Sonra bakıyoruz ki yan etkileri var. O ameliyatlardan vazgeçiyoruz. Şu anda daha çok hastanın doğal dokusu ve börç dediğimiz daha çok mesane boynunu ya da hiçbir şey kullanmadan sarkmaları düzelterek, sadece o bölgeleri düzelterek yaptığımız ameliyatlarla da çok güzel sonuçlar alıyoruz. Peki hocam, zorunlu doğum, sigara ve şişmanlık riski artırıyor mu? Evet, biraz önce bahsettim, iri doğumlar, zorlu doğumlar, evet. Çok fazla doğum yapmak, şişmanlık zaten baş belası, dünyanın hastalığı, keşke bu dünyadan şişmanlığı kaldırabilsek. Yani toplumun bir toplumun demeyeyim de dünyanın bir tarafı açlıktan ölürken asıl bela toplumun, bütün dünyanın asıl belası şişmanlık hale geldi. Evet, İdrar kaçırma bile düşünün. Şişmanlık yüzünden oluyor. Sigara yani evet. O kadar çok soruna neden oluyor ve idrar kaçırma da. Çünkü mesane sağlığını bozuyor. Mesane beslenmesini bozuyor. Enfeksiyona neden olabiliyor. Bu da işte çeşitli silsiler halinde soruna neden olabiliyor. Çok fazla çay, kahve, kola içmek. Evet. Bunlar hep idrar kaçırmayı, sık idrara gitmeyi. Evet, çok su içmeliyiz ama tabii 5 litre de su içmemeliyiz sonuçta. Bunun da suyu bir ölçüsü olmalı. Suyu fazlası zararlı tabii ki, olabilir. Yani 2-3 litre arasında kesinlikle su içmeliyiz. Ama hani dediğim gibi polidipsi gibi, çok deli gibi de su içmemeliyiz. 3 litreyi geçmemeye çalışalım. Peki hocam, normal bir kişi bir günde kaç defa idrara çıkmalı? Şimdi uyanıkken 7-8'in üzerindeyse idrara gitme sayınız ya aşırı su alıyorsunuzdur, ya evet. Aşırı kafein, çay, kahve, kola içiyorsunuzdur ya da idrar kaçırma gibi bir sorunuz vardır. Kaçırmamak için sık sık gidiyorsunuzdur. Yani idrar kaçırmanızı sık idrara gitmekle maskeliyor olabilirsiniz. Peki sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisi var mıdır? Mesane eğitimi veriyoruz sıkışma tipinde. Mesane eğitimiyle biraz idrar kapasitesini arttırabiliyoruz. Çok fazla sezaryen olup idrar kapasitesi de küçülebilir. Enfeksiyonlara bağlı idrar kapasitesi daralabilir. Ya da ameliyatlara bağlı idrar kapasitesi, mesane kapasitesi özür dilerim, azalabilir. Bu da mesane eğitimiyle işte bir saatten önce gitmemeye çalışmakla, işte su tüketimini rehabilite etmekle, mesane eğitimiyle sıkışma tipini birazcık düzeltebiliyoruz. Peki hocam, sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisi nasıl uyguluyorsunuz? Mesane eğitimi vermekle uyguluyoruz ya da mesaneyi rahatlatacak, gevşetecek ilaçlar veriyoruz. O da birazcık rahatlatıyor hastaları. Egzersiz dediniz. Kegel egzersizleri çok önemli. Ne nasıl yapılır kegel evet. egzersizleri onu öğreteyim. Gün içerisinde herhangi bir iş yaparken
el işi yaparken, televizyon seyrederken, arkadaşlarınızla konuşurken, sohbet ederken bile yapabilirsiniz. Üretra, pubik kas, perine kaslarını kendinize idrar yaparmış gibi düşünün. Bir anda çişinizi yaparken tuttuğunuzu düşünün. Oradaki kasları kasıyoruz. Birazcık tutuyoruz, sonra gevşetiyoruz. Sonra tekrar kasıyoruz, tutuyoruz, gevşetiyoruz. Bunu günde en az 5 kere ve 50 kere yaptığınızı, her seferinde 50'şer kere yaptığınızı düşünün. Bu nasıl bodycileri düşünün, vücut geliştirenleri. Çalışırken kasları şahane olur, çok güzel böyle gösterirler. Ama 2-3 sene bıraktıklarında bu body eğitimini, çalışmalarını, bir bakarsınız normal sizin gibi, benim gibi insanlar olmuşlar. Perine kasları da öyle. Eğer çok fazla doğum yaptıysanız, çok yıprandılarsa ve siz de bunları çalıştırmazsanız çok zayıflayabiliyor. Özellikle menopozda çok zayıflayabiliyor. Bu kasları eğer egzersizle çalıştırırsanız hem idrar kaçırma hem de ilişki sırasında idrar kaçırmaya da çok güzel engel oluyor. Bu kasları sürekli çalıştırmamız gerekiyor. Öğlene kadar. Dediğim gibi çok basit. Sadece basit yemek yaparken, bir şey temizlerken, evde mutfakta bir şeyler ayıklarken, arkadaşlarınızla sohbet ederken, gazete okurken, kitap okurken, televizyon seyrederken bile yapabileceğiniz çok basit bir egzersiz. O kasları çalıştırırsanız hayatınız çok güzelleşecek. Gerçekten güzelleşecek. Belki doktora gitmekten kurtulacaksınız. İdrar yolu kaçırma çok ciddi bir sorun. Yani evet. Hayatınızı dışarıya, ya insanlar, yaşam, bazı kadınları duyuyorum. Geliyor. Dışarıya çıkamıyorum doktorum çünkü kaçırıyorum diye. Pet kullanmak zorunda kalıyor. Evet. Pet kullanmak çok zor bir şey. O mesane petleri de kalın petler. Giyeceğiniz pantolon çeşidini bile değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Sadece bu pet kullanmak zorunda kaldığınız için. Yani belki çok önemsenilmeyecekmiş bir hastalık gibi görünse de tam tersi çok önemli bir hastalık. Yetişkinlerde idrar kaçırma konusu hem kişiyi stres noktasında da çok etkiliyor. Strese bağlı idrar kaçırmayla da karşılaşabilir mi kişiler? Evet, mesela Avrupalı kadın belki tenis oynayamaz. Belki işte atlayıp zıplayamaz. Ama bizim kadınımız da namaz kılamıyor. Evet. Yani o kadar çok idrar kaçırıyor ki iki namaz arasında değil, bir namaz sırasında bile idrar kaçırıp bozup tekrar abdest almak zorunda kalabiliyor. Yani idrar kaçırma gerçekten konforumuzu çok bozan bir sorun. Rahatsızlık, evet. Hastalık. Ama çözüm noktaları var dediniz. Çözüm noktalarından bahsettiniz. En önemli çözüm noktası da evde otururken dahi egzersizi yapmaları çok önemli. Evet, evet. Artık elimizde cep telefonları var hocam. Yani dünyayı ayağımıza getiriyor cep telefonları. İnternetten girdikleri zaman orada görebilirler nasıl hareket yapacaklarını. Çok basit zaten anlattığım gibi ama orada çok ayrıntılı da anlatıyor. Mutlaka yapmalarını çok öneriyor. İdrar kaçırmazken bile yapmalarını çok öneriyorum. Evet. Cinsel fonksiyonu da çok güzelleştiriyor Kegel egzersizleri. Ve o Kegel egzersizi popoyu da havaya da kaldırıyor. Pelvik taban egzersizleri çok işe yarayan egzersizler, evet. Vücudun oranlarını da gayet güzelleştirebiliyor belli bir süreden sonra. Tabii bununla birlikte yaş dediniz hocam. 40 yaş üstünde kadınlarda mı sıklıkla görülüyor? 40 yaşın altında da kadınlarda görünebilir mi? Tabii kaç yaşında doğum yaptığım, yani iri bebek ya da zorlu doğum yaptığınıza da bağlı. Sonuçta 35 yaşındaki kadına da ameliyat yapmak zorunda kalabiliyoruz. Hayatı çekilmez hale getirebiliyor. Ama mümkün olduğu kadar geç yaşlara bırakmaya çalışıyoruz bu ameliyatları. Çünkü belli bir süreden sonra ameliyat 5-6 yıl işe yaradıktan sonra tekrar aynı sorunla tekrar karşılaşabiliyor hasta. O yüzden mümkün olduğu kadar ameliyatla değil de böyle egzersiz ve hijyenle halletmeye çalışıyoruz daha çok. İlaçla tedavi etmeye çalışıyoruz ama baktık olmadı, mecburen ameliyat yapmak zorunda kalıyoruz. Peki doğum yapmayan kişilerde de görülebilir mi idrarı kaçırma? Evet, çünkü vücudun bağlarıyla da alakalı idrar kaçırma. Tabii ki sıklığı çok 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 daha az. Ama hiç olmayacak diye bir şey yok. Hiç doğum yapmamış kişilerde de nadiren de olsa idrar kaçırma gözükebiliyor. Ailesel olarak. Evet.
Orada da genetik bir yatkınlık olabiliyor mu? Evet, genetik olarak bağlar, vücut bağları, bağ sistemi, bu fasya sisteminin zayıflığına bağlı idrar kaçırma olabiliyor. Evet Nurcan Hocam, çok teşekkür ediyorum. Bugün iki çok önemli konuyu sizle paylaştık. Ekranları başındaki izleyenlerimize de detaylı bilgiler verdik. Peki son olarak gerek idrar yolu enfeksiyonları ile ilgili ve idrar kaçırma ile ilgili iki konuda da birbirine bağlantılı konular. Neler söylemek istersiniz? Evet. Ne tür püf noktalar verelim? Evet. İdrar kaçırma aslında çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Dediğim gibi çok basit bir tedavisi var. Hijyene çok önem vereceğiz. Asla ıslak durmayacağız. Özellikle yaz mevsiminde mayolara çok dikkat edeceğiz. İdrar kaçıranların da asla ıslak durmaması, idrar yolu enfeksiyonu, çünkü idrar kaçırma sorununu da arttırıyor. Evet. Temizliğimizi önden arkaya yapmaya ve çok tahriş etmeden yapmaya dikkat edeceğiz. Gerektiğinde doktora ulaşacağız ki tedavimizi yeterli. Şöyle bir sorun olabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonu olan kişi antibiyotiği veriyorsunuz. Bir günde rahatlıyor ya, ikinci günde antibiyotiği bırakıyor. Bu sefer bakteriler o antibiyotiğe karşı duyarlılıklarını kaybediyorlar ve tedavi olamıyorlar ve sık idrar yolu enfeksiyonuna neden oluyor. Doktorumuzun dediği sürede, dediği miktarda kullanacağız antibiyotiklerimizi. Bol su içeceğiz. İdrar kaçırma sorunumuzu söylemekten asla utanmayacağız. Utanırsak tedavi olamayız. Bu toplumumuzun, kadınlarımızın çok önemli bir sorunu. Çok zorlu doğumlardan sonra olabildiği gibi, zorlu doğum olmasa bile bu soruna maruz kalabiliriz. Sadece doğum yaptığımız için ya da çok aşırı kilolu olduğumuz için, sigara içmek çok fazla sağlığımızı ve idrar kaçırma soruna neden olabilen bir maalesef musibet. Şeker, diyabet, evet, çok fazla idrar kaçırma ve idrar yolu enfeksiyonuna yatkınlığı arttıran bir şey. Genel vücut sağlığımıza çok dikkat edeceğiz. Kilo, zararlı alışkanlıklardan uzak duracağız. Temizliğimize çok dikkat edeceğiz. Bir sorunumuz varsa mutlaka yardım alacağız. Peki hocam, az önce maya kullanımı dediniz. Maya kullanımı. Tabii yani ıslak tutmayacağız. Evet. Çamaşırlarımızı da ıslak tutmayacağız. Evet, nemli mesela, evet, ütülememiz gerekiyor. Ütü çok önemli gerçekten. Evet, önemli bir konu bu da. Özellikle mantar enfeksiyonlarına çok, evet, önemli. Çamaşırlarımızı yüksek derecede yıkayıp ütüyle özellikle mikropları öldürürsek daha sağlıklı olur. Evet, çamaşırlarımızı ütüleyerek kullandığımız zaman çamaşırlarımızın üzerindeki bakterilerin de ölmesine sebep oluruz, evet, ki bütün mikropta rahatsızlıklarda bakterilerden kaynaklanıyor. Evet, mantar, bakteri, mantar, çeşitli bakteri, enfeksiyonlar. Hijyenimize çok önem vereceğiz dediniz. Ve tabii bu hijyen konusu çocukluktan başlıyor hocam. Evet, eğitimle alakalı. Eğitimle alakalı. Burada ebeveynlere, hı, annelere çok işler düşüyor. Ebeveynlere en büyük tavsiyem çocuklarına okulda tuvalete gitme eğitimi vermemeleri. Evet. Çocuklar tuvaletlerini tutuyorlar. Okulda tuvalete gitmeme eğilimindeler. Evet, evde hijyen, temizlik konusu güzel öğretilirse okulda da aynı şeyi yapabilir çocuklar. Çok fazla idrar tutmak idrar yolu enfeksiyonunun en büyük nedenlerinden biri. Evet, önemli bir konuydu bu da. Yani çocukluktan başlıyor. Eğitimi küçükten verdiğiniz zaman ilerleyen yaşlar için de o sizin en büyük sermayeniz oluyor. Evet. Korona günlerinde nasıl temizliğimize, hijyenimize önem göstereceğiz, oradan da biraz bahsedersek. Çünkü son zamanlarda da gerçekten pandemi iki katına çoğaldı. İstanbul'da daha da fazlalaştı, evet, rakamlar. Maalesef yani hijyen tek söyleyebileceğim, evet, şey. Maske, iki tane maske kullanıyorum. En önemli şey maske. Maskesiz dışarıya çıkmayın. Lütfen ev ziyaretlerini bırakın. Ev ziyaretleri çok fazla yaygınlar. Masum gibi gözüküyor ama hiç öyle değil. Sarılıyorsunuz, lütfen sarılmayın. Öpüşüyorsunuz, lütfen öpüşmeyin. Yeni eski alışkanlıklarımızı, kesinlikle, yaşıyoruz. Yani bu virüs öldürüyor. Çok yakınımı kaybettim. Yani o kadar çok dikkat ediyorlardı ki bir tane ziyaretten sonra gelişti ve çok yakınım gitti. Öldürüyor bu hastalık. Siz ölmezseniz bulaştırdığınız kişi ölebilir. Lütfen mesafenize dikkat edin.
maskesiz çıkmayın ve ellerinizi, yüzünüzü her dışarıdan geldiğinizde en az 20 saniye sabunla lütfen yıkayın. Ağzınızı burnunuzu bol bol suyla çalkalayın. Ama insanlarla görüşmeyin. Size bir şey olmayabilir evet. ama bulaştırdığınız kişiler ölebilir. Bu çok büyük bir vebal. Sağlık çalışanlarımızın da başı sağ olsun. Bugün evet. yine 3 tane hekimimizi evet, evet. kaybettik. Yani sağlık çalışanları da, hekimlerimiz de, doktorlarımız da işte bu illetle savaşırken bize ne oluyor? Evet. Hepimiz dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bir an önce de bu veba virüsünden kurtulalım ama el birliğiyle. Başka türlü olmaz zaten. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, bugün önemli iki konumuzu sizlerle paylaştık. Halk sağlığı konularından, idrar kaçırmadan bahsettik ve idrar yolu enfeksiyonlarından da bahsettik. Kimini kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız operatör doktor Sayın Nurcan Dalan'la birlikteydik. Nurcan hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve sizlerle Kanal 58 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın. Haftaya yine Şifa Kapısı programımızda görüşmek üzere efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu
onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050